Soykırım nedir? Bir grubun, bir milletin varlığını ortadan kaldırmak, öyle değil mi? O halde 2 dakikada size soykırımın gerçek resmini, üstelik de belgeleriyle çizeyim mi? 1914 ile 1918 yılları arasında Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan Ermenilerin listesi. Tam 12 Ermeni milletvekili var Osmanlı Meclisi'nde. Malum, soykırım yalanları 1915 yılına ilişkin. Tekrar vurgulayalım. Peki bu Ermeni milletvekilleri hangi yılda görev yapmış? 1914-1918. Yani hem bir millete soykırım yapacaksınız, hem de o milletin unsurlarını devletin en yüksek makamlarına getireceksiniz, öyle mi? Bakın, bu da başka bir belge. Bilimsel ve etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış bu akademik çalışmayı okursanız, Türkiye, Rusya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan ve İran gibi bölgenin farklı ülke kaynaklarının ve dönemin her milletinin seyyahının ortak bir noktada birleştiğini görürsünüz. Bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan, çok değil, daha birkaç asır önce bir Türk şehriydi. İlk olarak 1728 yılı İrevan eyaletinin icmal defterine göre köy, kışlak ve mezra adlarına bakalım. Gördünüz mü? Tamamı Türkçe yer isimleri. Bu da Fransız kökenli Rus tarihçi ve devlet adamı Ivanoviç Chopin'in Rus devlet arşivlerine de giren çalışması. Buna göre 1700-1800'lü yıllarda İrevan Hanlığı, yani Erivan Hanlığı topraklarında yaşayanların %74.07'si Müslüman, yani Türk, %25.93'ü ise Ermeniydi. Bu da Çarlık Rusyası'nın Erivan'daki nüfus sayım istatistikleri. Genelkurmay Atase yayınlarında yer bulan istatistiklere göre 1914'e gelindiğinde Erivan'ın nüfusu %66 Türk, %25 Ermeni, %9 diğer unsurlar. Şimdi gelelim bu resmin en çarpıcı yerine. Bu da aynı tarihte Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayım istatistikleri. İstanbul'da 1914'te Ermeni nüfus 82.880. Neydi soykırım? Bir milletin varlığını tümüyle ortadan kaldırmak, öyle değil mi? Bakın, bugün İstanbul'da 1914 yılının birkaç katı kadar Ermeni huzur içinde yaşıyor. Ama daha birkaç asır önce bir Türk şehri olan Erivan'da bugün bir tane bile Türk bulamazsınız. Özetle, bu Ermeni lobileri bir soykırımcı arıyorsa aynaya bakmalılar.